Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Ayasofya Camii 1991'de kısmen ibadete açıldıktan sonra dün tamamen ibadete açıldı. Eylül 2006'da Ayasofya'yı ibadete açmaz isek bize Sultanahmet de ezan okutmak istemezler diyen ve bu konuda kitap yazan bir Türk olarak Ayasofya'nın açılmasından büyük mutluluk duydum. Ayasofya'yı yaklaşan İkinci Dünya Savaşı öncesinde psikolojik harp hamlesi olarak müze yapan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz ruhunun da şad olduğunu düşünüyorum. Eğer Atatürk yaşasaydı İkinci Dünya Savaşı sonrasında Ayasofya tekrar cami statüsüne kavuşurdu muhtemelen. Unutmayın ki Atatürk milli mücadeleyi başlatmayıp İstanbul'u tekrar fethetmeseydi ne Süleymaniye kalırdı ne Fatih Camii. Değerli milletvekilleri, mutluluk duymamın bir başka nedeni de Sultanahmet Camii'nin dolmuş olması. Çünkü Erdoğan 2 sene önce Ayasofya'nın cami olarak açılmasını isteyenlere Sultanahmet Camii'ni doldurduğunuzda sıra Ayasofya mı geldi diye cevap vermişti. Demek ki aradan geçen 2 sene içerisinde Sultanahmet Camii dolmuş ki Erdoğan tarafından böyle bir karar alındı. Ayasofya'nın açılmasına sevindik ama keşke iktidar bu konuda Danıştay'ın kararını beklemeden 9 Haziran 2020'de İyi Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Dervişoğlu'nun Ayasofya'nın toplu ibadete açılması amacıyla verdiği meclis araştırma önerisini kabul etseydi veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle gereken düzenleme yapılsaydı. Değerli milletvekilleri, İstanbul'un fethi 1071'de Malazgirt Savaşı sonrasında Türklüğün Anadolu'yu tekrar vatandaştırmasıyla başlayan mücadelenin bir sonucudur. Anadolu'nun Türkleşmesini engellemek amacıyla başlatılan Haçlı seferlerine rağmen Türk ilerleyişi kesintisiz bir şekilde devam etmiştir. Türk orduları İstanbul'un fethinden 101 sene önce Anadolu'dan Avrupa'ya ilk adımlarını 1352'de atmışlar. Bu çıkışı 1. ve 2. Kosova, Nibolu, Sırp Sındığı zaferleri izlemiştir. Şair bütün bu savaşları şu mısralarla özetler. Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik, bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik, ak tolgalı beylerbeyi haykırdı ilerle, bir yaz günü geçtik Tuna'dan kafilelerle. Anadolu'nun fethi 1453'te İstanbul'un fethiyle sonuçlanmış ve Kızılelma'ya ulaşılmıştır. Değerli milletvekilleri, eskiden harp akademilerinde bir uygulama vardı. Kurmay subay adayları Ayasofya'ya ziyarete götürülür ve orada komutanları tarafından kendilerine şu tarihi vaka anlatılırdı. II. Murat döneminde Bizans İmparatoru Sultan Murat'tan Ayasofya'nın tamiri için usta istiyor. Türk ustalar Ayasofya'nın tamirini yaparken kendi aralarında konuşuyorlar. Biz bir gün bu kendi fethedeceğiz. Biz fethetmezsek oğullarımız fethedecek. Fetihten sonra bu kilise cami yapılacak. O zaman tamir için cami olduğu zaman inşa edeceğimiz minarelerin yerlerini tespit edelim ve hazırlığını yapalım diyor ve bunu gerçekleştiriyorlar. Bu vaka bir milletin bütün fertleriyle bir ülküyü yaşaması ve bir kurmay subayın geleceği öngörmesine örnek olarak anlatılır. Değerli milletvekilleri, fetih gerçekleşti. Fetih öncesi temelleri atılan minareler dikildi. Dönemin tarihçisi Aşık Paşazade fethin ertesini şöyle anlatıyor. Fethin evvel cuma günü Ayasofya'da cuma namazı kılındı ve hutbe-i İslam okundu. Sultan Gazi Mehmet adına kim ol Murat Gazi Han oğludur ve ol Gazi Mehmet Han oğludur, ol dahi Sultan Beyazıt Han oğludur ve ol dahi Murat Gazi Hünkar oğludur, El Halil Gökalp neslidir, kim Oğuz Han oğludur. Görüldüğü gibi İstanbul'u fetheden cennet mekan Fatih Sultan Mehmet büyük bir Türklük şuuru ile Oğuz Han'ın torunu olduğunu fetih günü hatırlamaktadır. Umarım Fatih Sultan Mehmet'in Türklük şuuru Erdoğan'ın Türk'üm, doğruyum, çalışkanım diye başlayan andımızın Danıştay'ın almış olduğu okullarda tekrar okulması kararını uygulatmasına da vesile olur. Değerli milletvekilleri, Ayasofya Camii'nin ibadete tamamen açılması büyük bir sevinçle karşılanırken Hazreti Peygamberimizin övgüsüne mazhar olmuş iki büyük komutanı İstanbul'un 1453'te 1. Fatih'i Fatih Sultan Mehmed'i ve 2. Fatih'i Alparslan Türkeş'in ifadesiyle Türklüğün Himalayası olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü övünçle, gururla, şuurla anıyor. Allah'tan rahmet diliyorum. İki büyük komutan anarken bugün bir yasa vesilesiyle hakkında konuşacağımız İstanbul'u 2 kez fetheden Türk ordusuna da seslenmek isterim. Ey Mete'nin Çin'e giren orduları,
Ey Atilla'nın Avrupa'ya yayılan, Fatih'in İstanbul'a giren devir açan orduları, ey Atatürk'ün Akdeniz hedefine yürüyen orduları, dünyaya medeniyet götüren ordular, köle milletleri uyandıran ordular, FETÖ'cü çeteleri dağıtan ordular, tarihi yazan, yaratan Türk orduları, kut senin olsun, zafer o senin olsun, şan senin olsun. Değerli milletvekilleri, Ayasofya'nın cami olması kılıç hakkıdır. Ayasofya'nın kılıç hakkı olduğu gibi Süleyman Şah Türbesi de kılıç hakkıdır. Türk toprağı olan türbe bölgesi halen terör örgütü PKK-YPG'nin kontrolü altındadır. Kılıç hakkını burada da bir an önce gerçekleştirelim. Öte yandan Fatih Sultan Mehmet'in torunu Kanuni Sultan Süleyman tarafından 1549'da kılıç ile fethedilen ve Türkiye Cumhuriyeti'nin İzmir'ine bağlı Koyun Adası, Venedik kayalıkları, Aydın ilinin Hurşit, Formos, Eşek, Nergizcik, Bulamaç adaları, Muğla il sınırlarımız içindeki Keçi, Sakarcıklar, Koçbaba, Ardıcık adaları da 2004'ten beri ne yazık ki Yunan ordusunun işgali altındadır. Bu adaların hepsi 2003 yılında Genelkurmay Başkanlığı tarafından yaptırılan Ege'de egemenliği devredilmemiş adalar başlıklı dokümanda Türk adası olarak kabul edilmiştir. Şimdi bu adalarda işgalci Yunan ordusu konumlanmış durumdadır. Mart 2015'te dönemin Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmada şöyle söylüyor, tutanaklardan okuyorum. Lozan Barış Anlaşması'nın 12. maddesi ve Paris Barış Anlaşması'nın 14. maddesi hükümlerine göre egemenlikleri devredilenler dışında hiçbir adanın egemenliği anlaşmalarla Yunanistan'a devredilmemiştir. Bu ada, adacık ve kayaların egemenliği Osmanlı İmparatorluğu'ndan Türkiye Cumhuriyeti'ne intikal etmiştir. Hukuken egemenliği anlaşmalarla Yunanistan'a devredilmemiş ada, adacık ve kayacıklar Türkiye'nin hakimiyetindedir. Hukuken egemenliği anlaşmalarla Yunanistan'a devredilmemiş ada, adacık ve kayalıkların bir kısmı üzerinde başından beri Osmanlı'dan bugüne gelinceye kadar Yunanistan'ın fiili uygulamaları vardır. Ancak fiili devlet uygulamalar onların yasal ve hukuki statülerini değiştirmez. Bu uluslararası mahkemelerinde vermiş olduğu karardır. Dolayısıyla bu durumda hukuken egemenliği anlaşmalarla Yunanistan'a devredilmemiş ada, adacık ve kayalıklar Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenliğindedir. Hukuken egemenliği anlaşmalarla Yunanistan'a devredilmemiş ada, adacık ve kayalıklar üzerindeki mevcut fiili Yunan uygulamaları statüyü değiştirmez demiştir. Tabii Sayın Yılmaz araya başından beri 2004'ten Osmanlı'dan bugüne ifadesini koyuyor ve 2004 sonrasını gizliyor. Ama Osmanlı'dan bu yana işgal sürüyorsa neden Yunan ordusu 2004 sonrasında konuşlandı? 2008 sonrasında Yunan Cumhurbaşkanları adayı ziyarete başladılar. Ayasofya'da kılıç hakkını Danıştay'a dayanarak gerçekleştirmek güzel bir şey. Gelin işgal altındaki Türk adalarında işgalci Yunan küstahlığına da son verelim. Danıştay kararıyla Ayasofya'yı iktidarının 18. yılında bütün Türk milletinin desteğiyle ibadete açmak güzel. Ama gerçek fetih işgal altındaki adalarımızı geri alarak olur. Ey Ege sularının güzel ve yaslı kızları, mukaddes yolumuzun ilk şeref yıldızları, merak etme ahını her Türk genci yaşıyor, şanlı Türk ülküsü gönlümüzde yaşıyor. Değerli milletvekilleri, Ayasofya'nın ibadete açılmasından sonra Türkiye'ye yönelik dışarıdan saldırılar olacaktır. Erdoğan 19 Mart 2018'de Ayasofya'yı açmanın getirisinden çok götürüsünün olacağını açıklamıştı. Biz İyi Parti olarak kutsallarımız konusunda getiri götür açısından bakmıyoruz. Bu saldırıların hepsinde İyi Parti olarak hükümetin yanında olacağız ve destek vereceğiz. Ancak şimdiden açıklayalım, sakın Heybeliada Ruhban Okulu'nu açmayı düşünmeyin. Ne kadar saldırı olursa olsun göğüsleyin, İyi Parti bu konuda hükümete destek verecektir.